Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönül dünyasında, hayatında Rabbi Rahim'imizin Esma-i Hüsna'sının mazhariyetini, yansımalarını belirgin boyutlarda temaşa ediyoruz, görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Rabbi Rahim'imizin Celal ismi şerifinin tecellisini, yani korkusuzluğu, heybeti belirgin bir şekilde görmekteyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'nin bağrında müşrik bir toplumun ta ortasında bütün putları reddedici bir beyanla topluma seslendi. Putperest bir toplumdasınız. İnsanların cümlesi putperestlik inancını benimsemişler. Böyle bir algının hayatı içerisindeler. Siz böyle bir toplumda putların temelsizliğini bütün var gücünüzle ilan edeceksiniz. Yani koca bir toplumla tam anlamıyla karşı karşıya geleceksiniz. Bu kolay bir şey mi? Bu göze alınacak bir şey mi? Aslında bu, eğer siz toplumla taban tabana karşı karşıya gelecek bir durumu göze almışsanız, ta başta ölüme evet demişsiniz demektir. Ya da ölümü bir mania olarak görmüyorsunuz demektir. Ölümü korkulacak bir olgu olarak almıyorsunuz demektir. Değilse az veya çok ölümden korkan bir insanın ölümcül bir tavır takınması, kendisini şiddetle reddedecekleri, hayatını tehlikeye sokacakları bir durumun içerisine nasıl girebilir, nasıl koyabilir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zirve boyutlarında cesaretin sahibiydi. Diğer ifadesiyle Rahman ve Rahim'in Celal isminin tecellisine mazhardı. Rabbi Rahim'imizin Celal ismi belirgin bir şekilde alemlere rahmet olanda yansıyordu. Haliyle gönül dünyasında korkunun zerresi söz konusu değildi. Ve zaten ölümü ve hayatı aynı değerde gören, hayatın anlamının farkında olan, ölümün ve ölüm sonrasının anlamının farkında olan, hepsinden de öte Allah'a yaslanmış olan bir peygamberin ve de bir müminin, müminlerin korku dediğimiz olguya ciddi pay verebilirler mi? Sahici anlamda korkabilirler mi? Onların gönül dünyasıyla sahici anlamda korku tam bir zıtlık, çelişki arz eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putperest bir toplumun bağrında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatini ayan beyan ortaya koydu. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun Resulüdür. Bu bütün putların temelsizliğini, anlamsızlığını, saçmalığını ortaya koyuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın
toplumun bu putperestliğine karşı çok açık bir beyanda bulunmasını, toplum bireyleri önce hafife aldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aklında zoru var diye düşündüler. Ama peygamber hakikati sürekli yeri geldiğinde, ortamı oluştuğunda mutlaka beyan ediyordu. Gördüler ki iş ciddiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle dalga geçmeye başladılar. Alaya alarak, dalga geçerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu manayı boğmak istediler. Üzerini örtmek istediler. Gürültüyle hakikati boğacakları zannıyla hareket ettiler. Ama peygamber, onlar negatif anlamda, olumsuz anlamda hangi tavırları sergilerlerse sergilesinler, o bildiği hakikati aynen beyan ediyor, bildiriyordu. Anladılar ki iş hafife alınacak gibi değil, dalgayla, alayla geçiştirilecek gibi değil. Ve çok keskin bir şekilde kılıç gibi dillerini çıkardılar. Peygamber'e çok ağır hakaretler ve hakaretler süreci yaşattılar. En ağır hakaret amiz ifadeleri kullandılar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir büyük davanın, büyük anlamın içerisindeydi. Onu terennim ediyor ve onu dillendiriyordu. O dillendirmeye istifini bozmadan devam etti. Sonra işkenceler başladı. Zulümler başladı. Hicretler başladı. Kendisi dahil olmak üzere şerefli arkadaşları, o gün için bir avuç mümin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde halkalanmıştı. Bu müminler içerisinde özellikle köle olanlar, kimsesiz olanlara işkenceler akıl almaz boyutlarda gerçekleştiriliyordu. Onlardan bir tanesi Habbab bin Eret'ti radıyallahu anh. Habbab bin Eret uğradığı işkencelere, zulümlere neredeyse dayanamaz boyutlara geldiğini görüyor. Allah'ın Resulüne durumunu arz ediyordu. Ya Resulallah, artık dayanamıyoruz diyordu. Zulüm ve işkence tabiri caizse diz boyuydu. Hepimizin bildiği gibi bir de 3 yıllık boykot vardı. 3 yıllık boykot, o daha fazla sürebilirdi ama en az 3 yıl süren bu boykot aslında başta Peygamber Efendimiz, sonra diğer müminler topluca açlığın girdabında kırılmalarını hedefliyorlardı. Toplu bir katliam gerçekleştirmek istiyorlardı. Bütün bu zorlu şartlara rağmen, bütün bu engellemelere rağmen Allah'ın Resulü Rabbani yolda asil bir yürüyüşle yürüyüşüne devam ediyordu. Ne yaparlarsa yapsınlardı, onun gönlüne bir korku düşüremiyorlardı. Onun beyan ettiği hakikatte bir adım geri atmasını gerçekleştiremiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse yavaş ama emin adımlarla Rabbani yolda yürüyordu. Hakikati terennüm eden ve dillendiren yolun yolcusuydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Mekke müşrikleri Darun Nedve'de toplanıyorlar. Artık olayı bütünüyle bitirecek, olaya son verecek karar alacaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselamla ilgili karar veriliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürülecekti.
Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi Rahimimiz bu bilgiyi kalbine koyuyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Efendimizle beraber Rabbimizden gelen izne dayalı olarak artık Mekke'yi bırakıyor, Medine-i Münevvere'ye yolculuyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicret ediyordu. ...53 yıllık doğduğu, büyüdüğü bu güzelim şehir, bütün şehirlerin anası olan Mekke'yi artık bırakıyor, Medine-i Münevvere'ye yürüyüş başlıyordu. Evet, ölüm kararı verilmişti. Onu kim ölü veya diri getirirse 100 deve ile de ödüllendirilecekti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hazırlıklarını önceden yapmıştı ve Ebu Bekir Efendimizle beraber Medine yollarına revan olmuştu. Sevr mağarasına gelmişlerdi. Sevr mağarasında 3 gün kaldılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanesine her kabileden gürbüz delikanlılar göndereceklerdi. Onların elleriyle öldürülecekti peygamber ve kim vurduya gidecekti? Bir suçlu değil, bir sürü suçlu olacaktı. Hangisini cezalandıracaktınız? Karambole giden bir öldürme işlemi gerçekleşecekti. Efendimiz o gece hanesini terk etmişti. Sabah olduğunda baktılar ki peygamber yok. Ödüller belirlenmiş, süvariler yollara düşmüş, herkes ödüle konmanın ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i mümkünse canlı değilse ölü bulup getirmenin kaygısına, sevincine, düşüncesine düşmüştü. Cins Arap atları üzerinde peygamberin izini güzel iz sürenle beraber, asıl izcilerle beraber onun gittiği yolları takip ederek onlar da Sevr mağarasına geldiler. Ebu Bekir Efendimiz son derece telaşlı. Önce atların sesini duymuştu. Sonra mağaranın ağzına kadar geldiler. İz orada bitiyordu. İzciler diyordu ki iz bitti. Ebu Bekir Efendimizin de telaşı ya da kalbinin atışları son noktaya gelmişti. Diğer bir ifadeyle Ebu Bekir Efendimizin yüreği ağzına gelmişti, kalbi ayağa kalkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimiz'deki bu telaşı görünce ayette geçtiği üzere alemlere rahmet olan Efendimiz tam bir korkusuzluk ya da tam bir cesaret manasını terennüm eden bir halet içerisinde Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki La tahsen innallaha ma'ana. Mahzun olma, kaygılanma. Zira Allahu Teala bizimledir. Ezel ve ebed sultanı bizimle olduktan sonra cümle dünyanın potansiyeli karşımızda olsa ne anlam olabilir ki? Varlıkların sahibiyle beraber olduktan sonra, kul asıl sahibiyle beraber olduktan sonra, mutlak kadir olanla beraber olduktan sonra cümle alem insanın karşısında olsa ne ola ki? Hani çağımızın bilgesi Bediüzzaman öyle diyordu ya, hakiki manada iman eden bir mümin bütün dünyaya meydan okuyabilir. Niye? Çünkü gönül dünyasında
korku ve benzeri negatif duygular olmaz ki. Hayat yaşanacağı süre kadar zaten yaşanacak. Ölümse hayat kadar anlamlı, ölümle asıl yurduna geçecek insan. O halde böyle bir anlayışın, böyle bir inanışın içinde olan insan, hayattan nasıl endişesi yoksa ölümden ne diye endişesi olsun? Biz benzeri olguları, benzeri halleri peygamberlerimizde, diğer peygamberlerimizde de görüyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da da görüyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut ateşlere atacak. Dağlar misali ateşleri yakmış. Mancınığa İbrahim Aleyhisselam'ı koymuşlar. Mancılıkla fırlatacaklar. Allah'ın peygamberini ateşlerin içerisine atacaklar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşler içerisinde yakıp yok edecekler. Mancağı konulmuş ve fırlatılıyor. Cibril Emin Hızır misali geldi. Allahu Teala'nın dilerse dilediğini yapacağını beyan edince, o Cebrail gibi aracıya gerek olmadığını ve şöyle dillendirmişti: Hasbiyallah, Allah bana yeter. Ateşlere düşmüştü ama ateşler kıpkırmızı güllere dönüşmüştü. O ateşin içerisine değil, muhteşem bir gül bahçesine indirilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Sevr mağarasından sonra artık Medine yollarında. Medine yollarında ama ödüllerin dalga dalga Hicaz yöresine duyulması da gerçekleşmişti. O yörenin muhteşem bir süvarisi vardı. İleri boyutta bir çöllerde iz süren adamı vardı. İleri boyutta korkusuz birisi vardı. O Süraka'ydı. Haber onun kulaklarına kadar gelmişti. Tam 100 deve ödül. Süraka bunu fırsat bildi. Sessizce o cins Arap atına bindi, Medine yollarına revan oldu. Kısa zamanda izlerini buldu. Ebu Bekir Efendimiz de mağarada arkadaşıydı ya Peygamber Efendimizin. Hicrette Mekke'den Medine yollarında candan dostuydu ya. O Sevir mağarasındaki halinden dolayı Sad-ı Gar-ı Yar denilirdi. Mağarada peygamberin yarı olan Ebu Bekir-i Sıddık'tı. Peygamberi için, alemlere rahmet olan için malından seve seve geçendi. Gerektiği zaman, gerektiği an canını seve seve verecek olan. Onun gönül dünyası imanla öylesine harmanlanmış, öylesine şekillenmişti ki, asıl hayatın iman ikliminde olduğunu o bütün varlığıyla terennüm ediyordu. Ebu Bekir Efendimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin binitinin çevresinde dört dönüyordu. Efendimizin bir önüne geçiyor, bir arkasına geçiyor. Bir sağına geçiyor, bir soluna geçiyor. Tam bir pervane gibiydi. Peygamber Efendimizin dikkatini çekince, "Ya Ebu Bekir, ne yapıyorsun?" dedi. "Bir ön, bir arka, bir sağ, bu koşuşturma, bu denli, niye koşuşturuyorsun?" Ebu Bekir Efendimiz diyordu ki, "Ey Allah'ın Resulü, sağındayken solundan bir tehlike gelir diye soluna fırlıyorum. Solundayken önünden bir
tehlike gelir diye. Önüne koşuyor. Önündeyken arkandan bir tehlike gelir diye arkana koşuyor. Bir tehlike ola mı, olabilir mi diye bu kaygılarla telaşım bundandır ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binitinde, Ebu Bekir binitinde, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ebu Bekir Efendimiz arkaya dönüp baksa, tozu dumana katan bir süvari, bir cins Arap atının üzerinde kurşun gibi gelen bir adam. Çölün tozları savrula savrula kalkıyor. Telaşlandı. Gelen var dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayetler okuyordu. Tane tane, manalarını yudumlaya yudumlaya, anlamlarını içe içe ayetler okuyordu. Ola ki Ebu Bekir Efendimiz'in dediğini duymamıştı bile. Ebu Bekir Efendimiz, gelen atlının iyice yaklaştığını görünce, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tekrar söylüyordu. Orada da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı manayı bir kez daha Ebu Bekir Efendimiz'in kalbine koyuyordu. La tahsen innallaha mane. Mahzun olma. Allah bizimle beraberdir. Mahzun olma. Ya Ebu Bekir. Allah bizimle beraber. Gelen geliyor, kurşun gibi geliyor. Elbette peygamber bunu biliyor. Biliyor ama o kaygının ve korkunun dünyasıyla bir alakası yok ki. Derken Süreka iyice yaklaşıyor. İyice yaklaşırken atın ön ayakları göğsüne kadar kumlara batıyordu. Şaşırmıştı. Yıllardır çöllerde atını kurşun gibi süzülerek koşturan bu adam ilk defa gördüğü bir şeyle karşılaştı. At zaman zaman atın ayakları kumlara gömülebilirdi ama göğsüne kadar kumlara gömüldüğünü hiç görmemişti. Süratle indi, atının ön ayaklarını kumlardan çıkardı, tekrar bindi. Daha birkaç adım gitmeden at yine gömüldü. Yine gömüldü. Süreka akıllıydı. Bu olağan bir şey değildi. Ey Allah'ın peygamberi diye seslendi ve eman diledi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra Efendimizin konumu elbette insanlığın Allahu Teala tarafından önüne konan insanlığın öncüsü, insanlığın peygamberi, insanlığın üstadı konumu kendi toplumunda da aynı zamanda bir idareci. Medine-i Münevvere'de geceleyin, gecenin zifiri karanlığında herhangi bir tehlike olduğunda Müslümanlar evlerinden çıkıp tehlikeye doğru giderlerken, tehlikenin geldiği tarafa doğru giderlerken at üzerinde o tehlike noktasından peygamberin geldiğini görürlerdi. Peygamber bir idareci olarak herhangi bir müşkili toplumdan çok önce fark eden ve ona el koyan. Hazreti Ali Efendimiz bize bir manayı dillendiriyordu. Diyordu ki, biz savaşlarda, savaşın iyice kızıştığı zamanlarda fırın kızıştı derdik. Fırın harıl harıl yanıyor. Fırın kızıştı. Fırın kızıştı dediğimiz savaşın en çetin anında her birimiz peygamberin tabiri caizse kanatları altına girerdik diyor. Şöyle noktalayalım.
Üstad Sezai Karakoç. Onları, Peygamber Efendimiz'i ve şerefli arkadaşlarını şiirinde şöyle anlatıyor. Bu çölde, bu uyumsuz evren tüneyinde, er olan, asker olan yalnız biziz. Bedir'in ve Kur'an'ın askerleriyiz. Armağan götürürüz kentlere, gök armağanı Kur'an'ı. Açarız dünya önünde bu sofrayı. Kim ki Tanrı'ya dayanmamakta, dayanmakta kendine, yakarız kendisini de, kentini de. Kim ki ortak olmuş yoksulun yara ekmeğine, kendini bir yerde bulur, ağzını ekmekle birlikte bir başka yerde. Kim ki Tanrı kullarına bakarsa yukarıdan, kartallarca inişimizi görür ansızın yukarılarda. Kim ki daha yukarı tutar surunu yapısını Kabe'den, biz bir orduyuz çatlayan yer, yarılan kaya, fışkıran kaynar su depreminden. Bileğimizde Hayber'in dövmeleri, yüzümüzde gül beyaz Bedir demetleri, saçımızda kına hendek çiçekleri. Belimizde en sağlam kuşak Mekke fethinin kemeri. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sonra imanı gerçek anlamda terennüm edenlerin hayatında ciddi anlamda korkudan, kaygılardan eser görmek olası değildir, mümkün değildir. Biz bunu alemlere rahmet olanın hayatının akış içerisinde en berrak, en şeffaf şekliyle görüyoruz. Alemlere rahmet olana ümmet olabilme, alemlerin Rabbine güzel bir kul olabilme dileğiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.